Yer Marmara Ereğlisi, Kamara Deresi kırmızıya döndü. Kamara Deresi için bu ne ilk ne de son. Dere zaman zaman renk değiştiriyor, yukarıdan gelen sanayi atıkları maalesef denize boşaltılıyor. Firma isimleri değişiyor ama suç değişmiyor. Yani kimyasal atıklar Marmara Denizi'ne hala boca ediliyor. Marmara Denizi'nin kıyısında böyle bir kirlenmeye kim ya da kimler göz yumuyor? Bunun cevabını arayacağız bu video haberimizde. Kamara Deresi aracılığıyla Marmara Denizi'ni kirleten firma yapılan ihbar üzerine plastik çapak yıkama ve granül üretimi konusunda faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığını Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tespiti yapılmış. 18 Nisan 2022'de 1 milyon 799 bin 779 TL idari para cezası kesilmiş ve 18 Nisan'dan itibaren de firmanın faaliyeti durdurulmuş. Firma hakkında da Marmaralisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kirliliğe sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunulmuş. Evet sevgili izleyiciler, düşünmemiz gereken şu. Bir firmayı kapatacağız, bir başka firma açılacak. Bir başka firmayı kapatacağız, bir başka isimle yeniden faaliyete geçecekler. Durdurmak mümkün değil. Peki bir soru sormak istiyorum lambadaki cin olarak. Eğer bu firma organize sanayi bölgesinde olmuş olsaydı, Kamara Dere aracılığıyla Marmara Denizi'ni kirletmeye cesaret edebilir miydi? Evet, organize sanayi bölgeleri denetim kontrol mekanizmasında şartları olan ve şartları yerine getirdiğiniz takdirde organize sanayi bölgesinin içerisinde yer alıp üretim yapmanıza izin verilen sanayi üsleri. Satış da olsa, kiralama da olsa çalışacak firmaların lisans, ruhsat ve evraklarının tam olması zorunluluğu var organize sanayi bölgelerinde. Emlakçı dükkanında kiralama işlemi yapılan tesislerde bu tür kaçak ve lisanssız çalışma riski her zaman var olmaya devam edecek. Daha temiz bir çevre için şimdilik hoşça kalın.